4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 84 Hecce Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Cevapları. Hecce Yayınları sayfa 846. Görgü kuralları toplumun hoş karşılamadığı davranışlardan uzak durarak başka insanlara saygılı davranmamızı gerektirir. Aşağıda yer alan kurallardan hangisi görgü kurallarına örnektir? A. Sürücülerin yayalara yol vermesi. B. Öğrencilerin sınıfta söz alarak konuşması. C. Okul servisinde emniyet kemeri takılması. D. Karşılaşıldığında insanlarla selamlaşılması. Cevap D. 7. Kurallara uyan bir toplum hangi özelliğe sahiptir? A. Adaletsizlik vardır. B. Suç oranı fazladır. C. Düzen hakimdir. D. Karmaşa yaşanır. Cevap C. 8. Filiz, sosyal faaliyetlere katılan, doğayı koruyan, haklarının bilincinde olan ve yaşadığı toplumda bulunan kurallara uyan saygılı biridir. Bu özellikleri Filiz'in yaşadığı toplumda nasıl bir insan olarak tanımlanmasını sağlar? A. Saygılı insan. B. İyi yurttaş. C. Eşitlikçi insan. D. Disiplinli birey. Cevap B. 9. İnsan hak ve özgürlüklerini devlet ve toplumun geleceği açısından güvence altına alan kurallar aşağıdakilerden hangisidir? A. Hukuk kuralları. B. Görgü kuralları. C. Dini kurallar. D. Okul kuralları. Cevap A. 10. Hazal kurallara uymanın önemini anlatan bir ödev yapacaktır. Ödevinde aşağıda verilen hangi ifadeyi kullanırsa hata yapmış olur? A. Barış ortamında yaşamak için kurallara uymalıyız. B. Toplumda eşitsizliği arttırmak için kurallara uymalıyız. C. Ülkemizde suç oranını azaltmak için kurallara uymalıyız. D. Hak ve özgürlüklerimizi kullanabilmek için kurallara uymalıyız. Cevap B. 4. Sınıf Hecce Yayıncılık İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı sayfa 84 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.